Defne, duydun mu olanları? Resmen skandal. Galo Ömer Bey'i beğenmemiş. Büyük olay. Ömer Bey'i takdir etmeyen birisi. Hem de bir moda otoritesi. Ay, siz şöyle bir gelin bakayım. Bunca zaman biz de mi yanıldık acaba? Allah Allah ya. Bana bak, siz ne biçim konuşuyorsunuz ya? He? Siz delirdiniz mi? Aklınızı başına toplayın ya. Allah Allah. Saçmalamayın artık, kendinize gelin. Ay kimmiş ya? Galo kim? Kim? Kim ki o? Belki yanlış biliyor. Belki öyle New York'ta oturduğu yerden her şey yanlış görünüyor. Belki de hava çok soğuk, kafayı üşüttü manyak. Siz de ne meraklıymışsınız ya kötü kötü konuşmaya. Yazıklar olsun vallahi. Ya siz başarının tadını çıkarırken oh ne güzel. Ondan sonra tek bir lafla şüpheye düşün. Oh vallahi iyiymiş ha. Vallahi yazık. Yazıklar olsun be. Yazık yazık. Gel. Efendim? Ben sana hayranım. Teşekkür ederim Defne. Ne şimdi bu? Hayranlığın bence aşkla çok ilgisi var. Yani birinin duruşuna, yaptığı işe hayran olmak. Öyle tutuluyorsun herhalde. Kimsenin senin hakkında kötü konuşmasına izin vermem. Çünkü sen mükemmelsin. Kusursuzsun bence. Bilmediğim bir hastalığım var ve ölüyorum galiba. Defne, bu konuşma nereye bağlanacak? Ne oluyor? Galo. Ha. Yani tamam şey... Ben herkesin kendi fikri sonuçta. Ben yalnız onun fikrini alır... Tamam, tamam canım, sakin. Ya ben bunun bir ağzını gözünü dağıtayım ya. Gelecek mi zaten bizim şirkete? Geldiğinde böyle vurayım çenesini yerine oturtayım ben. Konuşamazsın öyle abuk sabuk. Suç çenesini ya. Ne tatlısın sen ya. Ay ben demedim hayatım. Yani ben demişim, hatırlamıyorum hayatım, ağzımdan kaçmış demek ki. Yani ne dedikoducu, ne pis, ne işten pazarlı insanlar bunlar böyle. Koray tamam, geçti, bitti. Hayır hayatım, ne demek, yoksa kadının anlamıyormuşsun da... ...yok işte ayakkabı işinden çakmıyormuşsun da... ...kadınlara ne ayakkabı giydireceğini bilmiyormuşsun da, yazık, laflara bak. Yavaş bir yavaş. Hayatım, ben mi diyorum onları? Galo demiş. Hayat sonuçta Galo da bir moda dehası. İşte bizim de Ömer'imiz var da ne yapsın hayatım? Bu kadar çıkıyor adamdan. Aslan atılmaz, satsan satılmaz. Koray Bey, acaba diyorum hani birazcık sussanız mı siz? Bir sussanız falan. Hayatım, ben susamam. Ben susarsam herkesçikler susar. Bak böyle dalga dalga yayılıyor. Yani millet dedikoduya bayılıyor hayatım. Baksana prestij hop yerlerde. Ay resmen kariyerinle oynuyorlar insanın yani vallahi. Hayatım sen zor toparlarsın bundan sonra. Dedikoduya bayılıyor insanlar. Of! Ay. Hayatım. Hayır yani ne demek bir kadın yaşamamış? Ne yapsın zavallı? Zor adam. Ya onunla yaşamak isteyen mi var ayrıca? Hayatım ne yapacaksın işte? Senin de işin zor. Koskoca Ömer iplikçisin yani. Ay dehası mehasın ama koyunun olmadığı yerde keçi Abdurrahman Çelebi. Ay çok zekiyim. Ay acaba diyorum genel kültür yarışmasına falan mı katılsam ha? Ay reyting rekorları kırar zekamla. Hayatım işte sen de zorsun. Keçisin. Keçi gibi inatçısın. Huysuzsun. Bir de buzlar kralısın. Ay hayatım böyle düşündükçe tenim kötü hissettim. Yani birileri benim hakkım. Böyle şeyleri söyleseler, dedikodu yapsalar, ben eve anında gider, ip arardım evde. Resim özgüveni maşallah tepelerde yani. Ne yapacağım? Ay Ömüş, yani bu odanın ışığı çok güzel. Her zaman soruyorum, acaba odanı değiştirsek ya. Böyle sen benim odama geçsen, ben buraya geçsem. Şuraya şey sor atacağım, güneşleneceğim.
Ben ne yiyeceğim? Kalayım seninle bir süre, herkesin çenesi kapansın. Ben ne yiyeceğim? Kalayım seninle bir süre, herkesin çenesi kapansın. Ben ne yiyeceğim? Kalayım seninle bir süre, herkesin çenesi kapansın. Birlikte kalalım dedim de doğru mu yaptım acaba ya? Şimdi birlikte yaşamak falan. Hay Allah. Neyse artık laf ağızdan çıktı bir kere. Yavaş yavaş dur. Alış. Pardon ya. Otursana şöyle, hayırdır? Defne, sen ciddi misin? Ya, ne bileyim. Ben biliyorum kızgınsın. Birlikte de olamıyoruz ama. İşte sana da öyle şeyler söyleyince ne bileyim bir zoruma gitti. Günleri gösterelim istedim. Hayır, ne demek yani? O kim oluyor ki seni eleştiriyor? Kim? Ne yapmış da ne biliyormuş? Allah Allah ya. Gelsin yüzüne söylesin neyse. Yapabilecek miyiz sence? Yani birlikte yaşayabilecek miyiz? Vallahi bana koymaz. Sonuçta ben ailemle yaşıyorum. Sen yalnız yaşıyorsun. Asıl sen acaba böyle lavaboda saç tellerimi falan görünce delirecek misin? Ne bileyim mesela sabahları duş için, banyo için böyle sıra bekleyebilecek misin? Sen söyle. Ya ne bileyim, biriyle aynı evde yaşamak ciddi mesele. Orası öyle. Ömer, sen bana evlenme teklif ettin. Yani ben zaten her şeyi mahvetmeseydim birlikte yaşayacaktık. Anlaştık o zaman. İki arkadaş gibi. Aynen. Yalnız ben bir eve gideyim, evdekilere haber vereyim, anneanneme haber vereyim. Ha bir de bu arada bir zaman koyalım. Sen söyle. İki hafta. Olur. Tamam. Tabii daha önce çıldırmazsak. Gerçi şimdi bu Milano olayı falan gideceksin. Neyse, bakacağız. Akşam görüşürüz o zaman. Bu akşam. Yani istersen haftaya. Ha yok yok. Yok yok, tamam, ben şimdi hızlıca hazırlanır gelirim. Gelirken istediğin bir şey var mı? Ne gibi? Ne bileyim işte. Yani böyle gelirken getirmem istediğim bir şey. Ben yok yok. Ya biz genelde böyle Nihan'la birbirimizle kalacağımız zaman hep sorarız bir şey istiyor musun diye de. Öğren bunları. Ha. Yok, kendin gel yeter. Ay. Biz şimdi birlikte mi kalacağız ya? Çok heyecanlı. Sen bir şey ister misin? Ha, yok yok. Teşekkür ederim. Sağ ol. Tamam. Ay, duydun mu ki acaba? Kapının önünde duruyormuş. Oha! Olaya koş, magazine koş. Ya siz şimdi bayağı böyle ikiniz yan yana baş başa aynı evde mi kalacaksınız? Evet canım. Aynı çatı altında. Aynen. Sadece ikiniz. Nihan. Ha. Sen eskiden böyle zeki bir kızdın ya. Acaba diyorum ki sana evlilik falan yaramadı mı acaba? Çünkü böyle bir beynine kan gitmiyor gibi. Ya sen deli misin ya? Aynı evde kalacaksınız ya. Bu öyle çat diye idrak edilebilecek bir şey mi? Hele ki benim için. Evet yani. Çok güzel bir şey. Ay, çok tatlı. Sevgili gibi. Yok. Sevgili gibi değil.
ev arkadaşı gibi. Kızım, adam bana küs ya. Ya da öyle bir şey. Ya olsun. Sonuçta baş başa kalacaksınız. Dört duvar arasında. Çok romantik. Bu pijamayla da ne romantizm yaşanır ya. Ya bir şey diyeceğim. Ben alsam çok mu komik, alayım mı ben bunu? Ya komik de. Aman komikse komik ne? Sen olsun. Götür. Evet ya. Niye kasıyorum ki? Ya hayır, ondan değil. Yani böyle şimdi çok böyle bir şeyler götürüp de yani... ayıp, adama evine çökmüşsün gibi. Yani abartma. Zaten bir şeye ihtiyacın olursa ben getiririm sana. Ha evet. Mesela bu kremi götüreyim mi? Ha yok, alma. El kremiyle adamın evini ele geçirebilirsin, en tehlikelisin. Nihan, ya zaten gerginimi ona patlatacağım ha. Ya kızım gerilme ya. Sen Ömer iplikçiyle aynı çatı altında uyuyacaksın. Öyle düşün. Değil mi? Hı? Ay. Bak, tipe bak. Kendinden geçti, hale bak. Uyan, uyan. Geldik. Hadi geç kalacaksın. İyi tamam be. Türkan teyzeye ne dedin? Ha, ona şey dedim ya. Arkadaşa gideceğiz, çalışacağız falan filan dedim. E doğru da bir yandan. Yani şimdi Ömer desen çok fena sıkıştırır. Hem de nasıl? Zaten Ömer deyince biliyorsun. Defne. Bir de şey var. Ne? Ben anne olmak istiyorum. Yani daha Serdar'a söylemedim ama bence zamanı geldi. Ben hazırım ya. Ay, ay benim mavişim. Yeşil. Ay benim çipilim annem olacakmış karnımda bebişiyle. Ay, ay Nihan. Ha? Peki tam olarak ne zaman? İşte bir 15 dakikaya falan çıkartır. Ya bir dur, deli misin? Daha niyet ettim, daha yok bir şey ortada. Ha, niyet önemli. En önemlisi niyet. Bir kere kadının kendisini hazır hissediyor olması. Hazırım. İyi. Abime ne zaman söyleyeceksin? Uygun bir zamanı kollayacaksın. Zamanı geldiğinde de patlatacağım ortaya. Oh mis. Bana verin, ben bakayım. Ya iki tane yapın, birine ben bakayım. Allah Allah. Git kendi bebeğini kendin yap be. Manyağa bak. Ay kızım çok heyecanlı ya. Bana bak, abime söyler söylemez bana haber verecek. Tamam. Haber veriyorsun. Tamam. Veriyorsun bak. Tamam. Hadi hadi, geç kalacağım. Ver şunu bana. Çizim tahtam. Çekil. Çekil. Şaşkın ya. Evet. Evet. Hadi bakalım. Ay. Bana bak. Her akşam rapor veriyorsun bana, tamam mı? Ne yediniz, ne içtiniz, ne yaptınız, ne ettiniz? Ne oldu, ne bitti? Hepsini öğrenmek istiyorum. Ay tamam, tamam. Bana bak. Ha? Geçiştirme beni, öyle gözlerini devire devire tamam deme. Kızım gözümü nereden gördün? Sırtım dönük sana. Ay ben bilmiyorum senin görümce gözlerini böyle deviriyorsun oradan. Söz ver. Ay tamam vereceğim. Ya, yani haber vereceğim, arayacağım. Abi. Abi? Abim benim ya, abim benim canım. Oh, oh, oh. Babamı alacaksın sen. Sen babamı alacaksın. Ne? Ay vallahi bak şu ellere çocuk ne yakışır ha, bakayım. Vallahi çok yakışır ha. Nihan, ne diyor bu? Şimdi hayatım şöyle. Abi, ben gidiyorum. Yoksa ağlayacağım birazdan. Ay siz ne tatlı şeylersiniz ya. Ay siz ne tatlısınız ya. Vallahi siz kız ne tatlı bir şeysin sen ya. Söyleyin bakayım. Ben şimdi halam oluyorum, teyzem oluyorum. Neyse siz bana onu sonra anlatın. Hadi kaçtım ben. Kaçtım. Ölü olacaksın sen, ölü, ölü. Aşkım? Gerçek mi bu? Hamile misin gerçekten? Bak şimdi bir tanem, ben sana bu konuyu böyle bir... Ay be! Baba oluyorum! Ben baba oluyorum! Nerede? Baba oluyorum! Baba oluyorum! Ya yok! Merkez ya baba olduğum falan yok! Ay! Ay! Ne demek yok? Yok! Yani daha niyet var ortada. İstiyorum diyelim. Ha. Hazırım yani. Anne olmaya. Senle çocuk yapmaya. Hı? Ha, bebek falan yok yani. Ben burada duygusal bir şey söylüyorum yalnız. Ha, tamam ya, ben anladım. Hamile değilmişsin işte. Serdar, buna mı takılacağız ya?
Ya hakikaten şimdi buna mı takılacağız? Ne bileyim ya. Heveslendim işte. Tamam işte. Yapalım diyorum ben de. Yapalım. Bizim de bir bebeğimiz olsun. Olsun değil mi? Hı. Böyle minicik Serdar'ımız olsun. Küçük küçük, bıyıklı. Hı. Ya da böyle küçük bir Nihan. Böyle annesi gibi prenses. Hı. Kesin bana çeker. Bence bunu şimdi tartışmayalım. Aşkım be. Yapıyor muyuz? Şimdi mi? E çüş. Serdar. Ben ağlayacağım galiba ya. Oy gel gel gel. Gel. Oy canım benim. Anneme olmak istermiş benim prensesim. Tamam tamam. Anneme olmak ister. Serdar tamam. Ben geldim. Onu fark ettim. Hoş geldin. Sadri Ustan mı şimdi çıktı? Aa keşke görseydim. Kısmet. Eşyalarımı şöyle bıraksam olur mu? Tabii tabii olur. Hayır şimdi ilk dakikadan böyle evi dağıtıyormuş gibi olmasın. Ben onu odama çıkarken götüreceğim. Yani odam derken... Ne? Çay içer misin? Aa sen çay. Dedim ya sadece ustam geldi ya o yüzden. Ha olur içerim. Hadi gel. Ben nerede yatacağım? Odamı hazırladım sana ben orta katta yatarım. Ha. Yatağından oldun yani benim yüzümden. Bir sorun değil. Şey yalnız ben gece yemek yemeye falan kalkarım. Kalk fark etmez. E şimdi senin uykun hani böyle bir hafif malum bende de sakarlık var. Rahatsız etmeyeyim seni. De olur mu canım etmez. Bu müzik sürekli evde çalıyor değil mi yani böyle evin fon müziği hiç kapanmıyor yani. Rahatsız olduysan kapatayım. Ha, yok 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 çok güzel çok severim ben zaten. Rossini değil mi? Schubert. Olsun ama yaklaştım. Yani. Nereye? Çalışma odama. He. Eşyaları yukarı çıkaralım mı? Olur, çıkaralım. Aman dur, saçmalama. Bırak, yok artık. Evet. Ben burada mı yatacağım? Yani eğer istemezsen. Yok yok, olur. İyi bakalım. O da senin. İstediğin gibi yerleşebilirsin. Şey eşyalarımı nereye asacağım? Ha. Kremlerim, fırçalarım, saç maşam. Anladım. Birlikte yaşayınca insan tabii karşısındakine yer açmak zorunda kalıyor biliyorum zor ama. Merak etme ben öyle dağınık falan değilimdir yani hemen bir düzen kurarız. Olur. Bak şimdi. Şimdi sen şunları o tarafa al. Sen o tarafa kullan ben de bu tarafa kremlerimi falan koyayım. Anlaştık. Evet. Şey, ve ben burada havlularımı yerleştirecek bir yer bulamadım da içeride bulurum herhalde. Bulursun. Tamam. Ha, şey. Ha. İçine sinmeyen bir şey varsa söyle ama. Daha yok yok canım, öğreniyorum ben işte. İyi tamam, gel. Evet. İşte burayı da böyle ayırdık. Of,
Böyle seni sıkıştırmışım gibi oldu ama yani sen başta evi tek kişilik tasarladığın için. Sonuçta sığdın ama değil mi? Sığdık. Güzel oldu. En çok kullanacaklarımızı böyle alt rafa koyacağım. İşte bu bardaklar, günlük yemekler falan, fincanlar hepsi burada olacak çünkü kolay ulaşabilmemiz için. Tamam. Şey, ya benim bir huyum var. Ben dolap kapaklarını hep açık bırakıyorum. Artık sen mecburen kapakları benim arkamdan kapatacaksın. Alışacaksın diyorsun. Olur. Yani huy işte. Ne yaparsın? Ha, bir şey daha var, bir saniye. Şimdi bir de şey var. Alışveriş listesi için aklımıza gelen her şeyi buraya yazacağız ki alışverişe çıktığımızda bize kolaylık olsun. Mesela ben şimdi ilk eksiği yazayım. Neymiş? Şöyle yapalım. Buraya yazalım böyle büyük büyük ki belki unuturuz. Olur. Bir de asıl genel kurallar var. Mesela yemekler birlikte yenir. Yani bu iyi bir şey. Olur. Öyle sıkılıp odaya kapanmak falan yok. Ben de insanım, benim de canım var. Yani canım sıkılır falan, konuşmak isterim. Böyle şeylere açık olmak lazım. Anladım Gökhan. Yani sürekli paylaşım içinde olacağız. Olay bu. Gel o zaman film izleyelim. Gerçekten mi? Ne izleyeceğiz? Ne bileyim, bakalım gel. Bakalım. İyi akşamlar. Aşk ve gurur mu? Yok ya, bugün pek havada değilim. Hı. Ne isteyeceğiz? Barton Fink, Koyan Kardeşler. İyi, izleyelim bakalım. Takıyorum. Aa, o ne, adam nereden çıktı ya? Kim ki bu? Yan komşusu işte. Ha, ne alaka ya? Öylesine mi gelmiş? Hı. Duvarlar ne akıtıyor öyle ya? Ne o, nem mi ya? O kadar nem olur mu ya? Ya işte bina Barton'un kafasının içi gibi. Öyle düşün. He. O zaman ayakkabılar? İşte İngilizce ayakkabının içinde olmak. Yani onun yerinde olmak gibi. Metafor ya. Anladım. Anlamadım ya. Vallahi zerre kadar anlamadım. Benim salak olduğumu düşünüyorsun şu an değil mi? Yok canım, niye salak olduğunu düşüneyim? Çok yapıyorum. Valla sıkıldıysan değiştireyim. Yok yok, değiştirme. İzleyeceğim. Sevmek istiyorum ben bunu. Hatta hastası olmak istiyorum. Seni sevdiğin ne varsa ben de anlayıp onları sevmek istiyorum. Niye kapattın? Ben bir çalışma odasına gideyim. Neden? Ne oldu ki? İzliyorduk. Aklımı çeliyorsun. Sevim'in hallerin, hareketlerin. Ben sana yaklaşmak... işte. Ne yapayım canım? Ben buyum. Hayret bir şey ya. Efendim kardeşim. Olur, tamam, gel evdeyim.